Palpatine aslında haklı mıydı? Star Wars evrenini objektif olarak incelersek ve Disney'in o berbat kanon evrenini bir kenara bırakıp yüzlerce çizgi roman ve orijinal ilk 6 filmden oluşan koskocaman Legends evrenini referans alırsak ki ben şahsen Rogue One dışında diğer bütün Disney filmlerini hiç var olmamış kabul ediyorum. Yani onlar bana göre Star Wars filmi değil. Karşımıza koskocaman bir Star Wars evreni çıkmakta. Eğer bu genişletilmiş Legends evrenine göre değerlendirme yaparsak evet. Palpatine, namı diğer Darth Sidious aslında haklıydı. Peki neden? Merak etmeyin size Sith saçma fan boyluğunu yapmayacağım. Yu Zhang Wong istilası hakkında birazcık araştırma yaparsanız veya Star Wars Invasion çizgi romanını okursanız, Naboo gezegeninin senatörü olan Palpatine'in uzun süren barış döneminde dahi bir arada hareket edemeyen, Jedi'ler dışında doğru düzgün bir askeri güce sahip olmayan, Galaktik Cumhuriyet'in yaklaşan tehlikeye karşı nasıl da korunmasız kaldığını fark etmiş olması pek de şaşırtıcı değil. Yüzyıllar geçtikçe daha da kibre kapılan ve burunlarının dibindeki Sith Lord'unun dahi farkına varamayan Jedi'ların da Yu Zhang Wong istilasına karşı Galaktik Cumhuriyet'i nedenli koruyabilecek gayet tartışmaya açık bir konudur. Yuzang Vong ırkının askeri gücünün yanında saçma sapan robotlardan oluşan Teletubi minvalindeki bir droid ordusuna karşı eğer Palpatine'in Sayfo Diaz aracılığıyla hazırlattığı klon ordusu olmasaydı yenileceği aşikardı. Kaldı ki Palpatine'in Galaktik Cumhuriyeti ele geçirmek için hazırladığı bu komplo bir taşla iki kuş vurmayı hedeflemektedir. Peki nasıl? Gelin anlatayım. Palpatine Darth Plagueis'un çırağı olmayı kabul ettiği ilk günlerden itibaren planını ince ince oluşturmaya başlamıştı. Ondan önceki büyük Sith Lordları binlerce yıl önce Cumhuriyete ve Jedi'lara doğrudan defalarca saldırılar gerçekleştirmiş ama eninde sonunda başarısız olmuşlardı. Çünkü yarattıkları güçlü korku duygusu insanları her defasında Jedi'ların arkasında birleştirmişti. O bundan farklı bir şey yapacaktı. Kaleyi içten fethedecekti. Cumhuriyetin içindeki yozlaşmış politikacıları ve kurumların zayıflığından faydalanarak yapay bir düşman yaratacak ve bu düşmana karşı Cumhuriyetin Jedi'lara alternatif olarak merkezi bir ordu yaratmasını sağlayacaktı. Klon ordusu. O da savaşın son. ...sonunda bu orduyu kullanarak Cumhuriyet'e darbe yapacaktı. Planı çok sade ama zekiceydi. Ama Darth Plagueis'i öldürdükten sonra senatör olarak Cumhuriyet'in içine sızdığı ilk yıllarında... ...galakside bulunan her canlıyı soykırıma uğratabilecek olan gerçek tehlikeyi fark etti. Yuuzhan Wong ırkı. Bu ırk öylesine vahşi ve saldırgan bir ırktı ki... ...kendi içinde bulundukları galaksiyi tamamen tüketmiş ve hiçbir kaynak kalmadığı için... ...Star Wars evreninin geçtiği galaksiye on binlerce yıl sürecek bir yolculuğa başlamışlardı. Gelen ilk keşif gemilerini fark eden Palpatine onu cumhuriyetten gizleyerek çözümü kendi planında değişiklikler yapmakta buldu. Aslında kendi çırağı Darth Vader tarafından öldürülmeseydi gayet de başarılı olabilirdi. Palpatine bu tehlikeye gördüğünde komplo planını hızlandırabilmek için denkleme ileride Darth Vader olacak olan Anakin Skywalker'ı da dahil etti. Çünkü Yuuzhan Vong ırkı galaksi dışından olduğu için onlara Force hiçbir şekilde etki etmiyor ve yanında ona destek olması için en az kendisi kadar güçlü bir çırak gerekiyordu. Ayrıca bu çırağı Jedi düzenine sokarak Jedi yüksek konseyini daha rahat manipüle edebilecekti. Ama böyle bir çırağı galakside aramak, bulmak bu yüzyıllar gerektirebilirdi ve Palpatine'in yüzlerce yılı yoktu. Tehlike kapıdaydı. Bundan Dolayı Palpatine bu çırağı kendisi yaratmayı tercih etti. E nasıl ya diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Anakin Skywalker galakside bulunan Force'un yarattığı seçilmiş olan değil miydi? Aslında seçilmiş olan olduğu doğru ama onun doğmasında doğrudan etkili olan kişi yine Palpatine'in ta kendisidir. Palpatine gezegen sistemlerini gezerek kendine en uygun anne adayını aradı ve aradığı anne adayını Tatooine gezegeninde buldu. Şimdi Skywalker. Elbette Palpatine Anakin'in babası değil ama Shimi'nin Anakin'e hamile kalabilmesi için Force'u manipüle ederek Force sayesinde Shimi'nin Kine hamile kalmasını sağladı. Zaten Force'u kullanarak yaşam yaratma yöntemini de eskiden çırağı olduğu Darth Plagueis'tan öğrenmişti. Kaldı ki Padme'nin de anlamsız görünen ölümünün arkasında aslında Darth Sidious vardı. Force'u manipüle ederek can alma ve can verme. Bu en üst seviye Force kullanım tekniklerinden biri. Master Yoda'nın bile eriştiğini görmediğimiz bir seviye bu. Ama iş elbette ki burada bitmiyordu. Bir de kendi elleriyle can verdiği bu seçilmiş olanın Jedi'lar tarafından bulunup Jedi'ların kendi isteğiyle bu çocuğu Jedi düzenine alması ve eğitmesi gerekiyordu. İşte o noktada devreye yine Palpatine girdi. Kendi gezegeni olan Nabu'yu bilerek droid ordusunun işgalini açarak iki Jedi'in gezegene gelmesini sağladı. Jedi'ların uğraşları sonuç verdi ve Nabu kraliçesi Padme'yi oradan kurtararak Tatooine gezegenine sığınmak zorunda kaldılar. Darth Maul ise asıl çırak gibi görünmesi için Palpatine tarafından Tatooine'e gönderildi. Elbette ki Force'ta sezgileri oldukça güçlü olan Qui-Gon Jinn, öyle ya da böyle Anakin Skywalker'ı buldu ve onu ölmeden önce padawanı Obi-Wan Kenobi'nin eğitmesini istedi. Bu Obi-Wan'a son vasiyetiydi. Ustasının ölümünden dolayı duygusal dengesi bozulan Obi-Wan, Anakin'in yaşını ve karakterine dikkate almadan büyük bir istekle ustasının isteğini kabul etti. O andan sonra Obi-Wan ve Anakin, Jedi düzeninin emrettiğinin aksine, öğrenci öğretmen gibi değil, abi kardeş gibi oldu ki bu durum, Obi-Wan'ın ne kadar zaman geçerse geçsin, son ana kadar Anakin'in içindeki karanlık tarafı görmemesini sağladı. Çünkü sevgi kör edici olabilir. Aslında Yoda daha en başından Anakin bir çocukken durumu fark etmişti. Anakin karanlık tarafa meyil edebilirdi. Ama yine de Anakin'in güce nihai dengeye getirecek olan The Chosen One olması kehaneti yüzünden ve kanındaki midichlorian seviyesinin şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede olması adeta Jedi konseyini ve Yoda'yı kör etti. Jedi'lar Force konusunda potansiyeli en yüksek olan canlının kendilerine getirilmesine, adeta altın tepside sunulmasına oldukça sevinmişti. Ve en güçlü olanı Jedi saflarına kat Kibri gözlerini kör etti. Nitekim klon savaşları ilerledikçe Anakin gitgide daha da sertleşti. Bir de Jedi konseyinin bir türlü bitmeyen şüpheleri yüzünden Anakin Jedi konseyinde de kendine yer bulamıyordu. Bu onu daha da hırslandırdı. Üstüne Padme'ye aşık oldu. Padme'yi kaybetme korkusu Anakin'in aklını günden güne sardı. Hiç kimse farkında değildi ama Palpatine, Anakin Skywalker'ı Obi-Wan'a rağmen korusanta adım attığı ilk andan beri santim santim karanlık tarafa doğru çekiyordu. Master Yoda'nın bilgece sözlerinde saklıydı Anakin'in bu değişimi. Korku, karanlık tarafa giden yoldur. Korku öfkeye, öfke nefrete, nefret ise acıya yol açar. Ama maalesef Emir 66'nın verildiği o karanlık güne kadar bu söylediği sözlerin Anakin için kesin gerçekliğini göremedi. Palpatine'in Yuzan Wong istilasına karşı planına dahil ettiği tek denklem elbette ki sadece Anakin değildi. Emir 66 sonrası iktidarı ele geçirdiği ilk andan itibaren hemen imparatorluk ordusunu genişletmeye başladı. Yeni kruvazörler ve yeni tip avcı gemileri yaptırmaya başladı. Tersaneler adeta gemi kusuyordu. Cumhuriyetten kalma o zarif küçük avcı gemileri birdenbire güçlü lazerleri olan manevra kabiliyeti daha yüksek TIE Fighter'lara dönüştü. Klonlardan oluşan bir ordu yerine vatandaş askerlerden oluşan bir ordu yaratma yoluna gitti. Adeta galaksiye militarizmi aşılıyordu. İlk bakışta elit klonlar yerine sıradan imparatorluk bireylerinin askere alınması size garip gelebilir ama üstünüze milyarlarca Yuuzhan Vong galaksideki her canlı türünü soykırıma uğratmak için gelirken artık kaliteyi değil sayıları önemsemeye başlarsınız. Jedi'ların sürekli kötü ve karanlık taraf olarak betimlediği bir Sith Lord'u galaksiyi soykırımdan kurtarmaya çalışıyor. Ayrıca bu ordu genişletmesi sayesinde artık imparatorluk en ücra köşelerdeki gezegen sistemlerine bile ulaşabilecek hale geldi. Yetmedi o meşhur ölüm yıldızı silahını yap başladı Bu kadar güçlü ve karmaşık bir silah elbette ki isyan eden basit gruplara karşı yapılmamıştı. Zaten Cumhuriyetçi isyancılar İmparatorluğu ordularıyla değil, Luke Skywalker sayesinde yıkacaktı. Aslında İmparator Darth Sidious, İstiladan yıllar önce zaten hazırlıklarının çoğunu tamamlamıştı ama Cumhuriyet isyancıları ve Luke Skywalker gelerek tüm düzeni bozdu ve galaksiyi bu istilaya bilmeden de olsa açık hale getirdi. Zaten bunun bedelini Luke Skywalker bu istila sırasında binlerce gezegen sistemi kaybıyla ve kazandığı Pirus zaferi sonrası galakside oluşan kaos ile ödedi. Ama bu sayede de kehanet gerçekleşmiş oldu. Çünkü Darsidius'u yok eden Luke değil yine babası Anakin'di. Anakin bu yaptığı hamleyle dolaylı da olsa galaksiye kaosu yani dengeyi getirdi. İşte bundan dolayı aslında Palpatine bu komployu kurmakta haklıydı. Palpatine'in eylemleri ve yegane amacı galaksideki düzeni koruyup canlıları soykırımdan kurtarmaktı. Eğer buraya kadar izlediysen dostum kanala abone olup videoya like atarsan sevinirim. Ayrıca yorumlarda atladığım kısımlar varsa ekleme yaparsanız da sevinirim. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.